Türkiye ekonomisindeki kalkınmanın sürdürülebilir olması için kamu alanında bir dizi tasarruf önlemi alındı. Tasarruf politikaları kapsamında 3 yıl boyunca emekli olan personel kadar memur alımı olacağı söylendi. Bakalım Sivaslılar bu konu hakkında neler söyleyecek? Gençler, şöyle çevremize baktığımızda çok işsiz genç var. Yani benim şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Kızım 2. sınıfa gidiyor. Oğlum 5 yaşında. Yani şöyle bir çevreye baktığımda, yani piyasaya, Türkiye'nin durumuna baktığımda çocukların geleceğinden şüphe edebiliyoruz. Yani özellikle hani mesela eskilerin bir lafı vardı, sırtımızı devlete dayasak bir şey olmaz derlerdi ya. Şimdi sırtımızı devlete dayama ihtimalimiz de düştü. Yani ben 35 yaşındayım, bu saatten sonra yani biz sırtımızı devlete dayayamayız. Ama umarım yani gelecek günlerde yani devlet büyüklerinin yapacağı çalışmalarla şimdiki gençlerimize biraz istihdam sağlanır. Onu da kendi fikrim şöyle. Mesela şu anda kamuda çalışan mevcut atıyorum bir yaş belirlemesinde emekli olunması lazım ki onun yerine bir atama yapılsın. Ama gençlerimizin işte o açıkçası şöyle söyleyeyim. Yani biz şimdi çok şükür çalışacak, evimize bir rızık götürecek bir ekmek kapısına sahip olmuşuz. Ama işsizlerin işi zor. Bir umut dünyası diyorlar ya. Yani şimdi ne yapıyor? Aileler yeri geliyor. Mesela yiyeceğinden, içeceğinden kısıyor. Özel kursa gönderiyor, dershaneye gönderiyor ki KPSS'den çocuklarımız belki bir yeri tuttururlar da hani bir iş güç sahibi olur. Bir gelecek hazırlarlar kendilerine. Yani o zaman KPSS'yi komple kaldırsınlar. İnsanlar zaten kaderine terk olmuş. Yani tamamen gençlerimizi de kaderine terk edelim. Bu da ne olur? Özel sektördeki yani bu işverenlerin biraz ekmeğine yağ sürer. Adam zaten şu an diyor ki iki dudağının arasında. Çalışıyorsan çalış kardeşim, çalışmıyorsan yapacak bir şey yok. Ahmet olmazsa Mehmet olur diyor. Yani bilmiyorum. Gençleri ve halkı umutsuzluğa terk etmekten başka bir şey değil. İyi bir şey. Yani bence iyi bir şey. Yani şöyle, şimdi adam üniversite okuyor, diyor ki ben diyor okudum diyor, atanamıyorum diyor. Çalış o zaman sen abi. KPSS'ye çalıştın, 90-95 aldın, devlet atamadın. Çalışsın 3 yıl, 90-95 atsın, mis gibi atansın. Benim abim Kayseri'de vagon teknisyeni, KPSS'den atandı o. Yani diyor ki, ve o liseden atandı. Okuyorum diyen yalan söylüyor, atanamıyorum diyen yalan söylüyor. Çalış KPSS'ye adam akıllı, 90-95 al, atan. Adam atanamasa da der hani, benim bu sene daha iyi çalışmam lazım, hani şunu uzadı atamalar. Bu sene çalışıp daha iyi puan alıp atanmam gerekiyor düşüncesine girip atanması lazım. Bu sene çalışıyorum. Bu konuda biraz hani kötülük oldu şimdi, atamalar olmayacak. Atamalar olmadığından da belki işsiz olur. Şimdi biz birinin emekli olmasını bekliyoruz. Bana göre de belli bir yaşın üstündeki kamu çalışanları artık emekliye ayırmalı. Hani devlet bunları zorunlu olarak emekliye ayırmalı ki gençlerin önü çalışsın. İstihdam diyorlar. İşte gençlerimize işin çağını tanıyoruz diyorlar. Almanya'ya, başka ülkelere neden gidiyorlar diyorlar. Böyle karar alıyor. Ekonomimiz zaten iyi değil. Emekliler çalışıyor, gençler izliyor. Ben üniversiteye hazırlanıyorum. Ben üniversite okuyacağım, ondan sonra işsiz gezeceğim. Neden işsiz gezeyim ki? Neden durayım? Bana göre kötü bir karar. Ya zaten işsiz kalıyor yani, o zaman artmasın Allah ya. Atamaların artması lazım. Öğrenciler atanamıyor çünkü. Bayağı sıkıntı çekiyor. Öncelikle şu an bizim okuduğumuz bölüm hakkında ben bilmiyorum. İsrail sistemlere ilgili ekonomi bölümünü okuyoruz. Bizim bölümde demir yollarında emekli olan kişi sayısı çok az yani. Şu an işe girme umudumuz vardı ama bu olaylardan sonra umudumuz pek kalmadı. Sınava çalışmaya devam ediyoruz. Allah'tan ümit kesilmez ama pek ümidimiz yok yani bizim bölümden dolayı. Bizim bölümde çok emekli olan yok maalesef. Aynı şekilde arkadaşımızın da dediği gibi okuduğumuz okulda da raylı sistemler bölümünde okuyoruz. Raylı sistemler bölümünde genelde şubelerinde olsun veya çalışan işçilerinden olsun genellikle yaşlı kesim yani genç kesim böyle alsalar bile teknik bölümden alıyorlar.
öyle yani yaşların artık çıkması lazım. Erkeklere, ama gençlere yol vermeleri lazım. Valla çok konuşursuz olmuyor genelde bizim okulda. Çıkmaları lazım, artık gençlere yol vermeleri lazım. Peki okulun bölümde kapatmazsanız ne yapacaksınız? Valla genelde KPSS'ye çalışıp bölümümüzün önünü açıp pek Sivas'ta falan da çalışmaya gidelim.